İsmim Soner, 29 yaşındayım. Orta saha oynuyorum. Ankara doğumluyum. Aslen Çankırılıyız. 5 kardeşiz. Ankara'yı çok seviyorum. Takımda en çok yemek yiyen futbolcu iki isim vereceğim. Birincisi Atınç, Atınç Nukan. O da iyi yemek yiyor kardeşim. Doğumu ikinci tabağı bir daha alıyor. İkinci isim de Göktuğ, bizim kaleci Göktuğ. İkisini söyleyebilirim. İkisi birbiriyle yarışabilir en çok yemek yiyende. Bizim takımda genelde dışarı çıktığım zaman takıldığım isimler belli. Onlar da kendi aralarında, yani bizim aramızda hepimiz bonkörüzdür yani. Ama isim vermem gerekirse Halil de bonkördür, Serdar da bonkördür. Atınç da çıkıyorum, Atınç da bonkördür. Genelde dışarı çıktığım zaman bir hesap ödeme kavgası yaşıyoruz yani. O yüzden hepimiz bonkörüz diyebilirim. Takımdaki en utangaç isim Veli, bizim Veli Çetin. Yan yana soyunuyoruz soyunma odasında. İlk geldiğim zaman adını biliyor, yani sesini duymadım hiç. Dedim acaba dedim yanlış bir şey mi yaptım? Benimle hiç konuşmuyor, etmiyor. Onun ismini söyleyebilirim, Veli. En şık giyinen, burada kendimi söylemek istemiyorum. Ama ben geldikten sonra takımdakiler, özellikle Serdar, Halil daha çok dikkat etmeye başladı. Ben geldikten sonra jilet gibi giyinmeye başladılar. Serdar, Halil, Atınç da iyi giyiniyor. Bunları söyleyebilirim. Vallahi en kötü giyinen, ya genelde kötü giyinen değil de hani evlerimiz tesislere yakın olduğu için genelde eşofman giymeyi tercih ediyorlar. Ama dediğim gibi ben geldikten sonra bir tık daha böyle kot gömlek giymeye başladılar. Öyle bizim Batuhan kardeşimiz var, genç bir kardeşimiz. Değişik bir tarz var yani, biraz bana göre değil ama onu söyleyebilirim. Vallahi 20 yıldan neler olacağını bilemediğimiz için geçmişte de yani ortamlar, şartlar, imkanlar şimdiki gibi kolay değildi yani, çok zordu. Ne gelecek ne geçmiş zaman, şimdiki zaman diyorum. İdolüm Emre abi, Emre Belezoğlu ve Alex de Souza. Yıllarca onları izledik. Bence Emre abi için özellikle Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyisi Emre abi, Alex. Öyle net bir lakabım yok ama arkadaşlar ismimi kısaltarak söylüyor. Sony diyen var. Şimdi Halil özellikle Sonix diyor. Genç kardeşlerimiz var, Ege falan, onlar da öyle Sonix diyor. Şu an öyle gidiyor. Çalışkan futbolcu, Atınç diyebilirim. Yabancılardan Çiçi diyebilirim, Castro diyebilirim. Bunlar gerçekten iyi hakkını veren insanlar. Bu güzel statta Göztepe formasıyla Avrupa'da boy göstermek ve tabii bireysel olarak da milli takımda tekrar forma giymek istiyorum. Akhisar Spor'la Türkiye Kupası'nı kazandığımız maç kimse bizden beklemiyordu açıkçası. Ama biz çok büyük bir iş başardık ve Türkiye Kupası'nı kazandırdık. Akhisar'ın tarihine geçtik. O anı söyleyebilirim. Genelde takım içinde hep beraber soy moduna müzikler açıyoruz. Arabesk falan daha çok dinliyoruz. Takımdaki arkadaşlarım da dinliyor. Ama genç kardeşimiz var yine, Kerem Atakan Keskin. Ya her şarkıyı biliyor. O yüzden onu söylemek istiyorum. Vallahi yine burada genç arkadaşlarımızı söyleyeceğim. Sürekli onlardan gidiyorum da. Bizim kaleci var Arda, Batuhan var. Değişik şarkılar dinliyorlar ama bilmiyorum, biz aramda yaş farkı olduğu için bana öyle geliyor da onları söyleyebilirim. Genelde gerçekçi filmleri seviyorum. Gerçek hikayeyi anlatan filmleri seviyorum. Genelde o tarz filmler izliyorum. Vallahi kulağa hoş gelen bütün müzikleri dinliyorum. Arabesk dinliyorum, pop dinliyorum. Ankara oyun havalarını dinliyorum. Genelde çok dinliyorum. Rap dinliyorum. Ya dediğim gibi kulağa hoş gelen hemen hemen bütün şarkıları dinliyorum. Türkçe rap'te Ceza'yı dinlerim, Sagopa'yı dinlerim, yenilerden Benfero'yu dinlerim. Genelde bu üçünü daha çok tercih ederim. Bu arada da ışıkları yaktırdık sizin için, tadı daha net görelim diye. Favori aktörüm Rıza Kocaoğlu, Rıza abi. Gerçekten özellikle son zamanda Çukur'da yaptıkları, gerçi bütün rolleri en iyi şekilde yapıyor. Özellikle ama son dönemde Çukur'da yaptığı efsane bence. O yüzden Rıza abi demek istiyorum. Favori şarkıcım Ebru Gündeş. İyi, gerçekten iyi dinlerim, çok da severim. Rahmetli Müslüm Gürses, onları da dinlerim. Ama şu an Ebru Gündeş. Vallahi inşallah ben atarım ve tarihe geçerim. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin.